Ya şimdi slogan niye bilmiyorum ya, sloganınız mesela, bir sloganınız var mı? Neydi? Çok yaratıcı. Oylar sizden hizmet. İnşallah bunu halk anlar. Biraz dolan başlı geldi bana. Oylar sizden. Neydi? Oylar sizden. Hayır mı? Annem de bulmuş slogan. Hazırım diyor. Nedir slogan? Anne şefkati gibi. Anne şefkati. Ulan bana göstermediğin şefkati bu köye gösterirsen ben bu köyü yakarım. Yakarım. Böyle bir şey yok. Saçmalama. Diyemezsin. Bilmem ne. Benim arkadaşlar da piç, okuldan arkadaşlar arıyor. Umut, annen adaylığını koymuş. İkameti köye alacağız. Annene basmaya geliyoruz. Slogan da güzel. Şefkat göstermeye de hazırmış falan. Ulan gerçekten arkadaşın da hayırlısı ya. Neyse vazgeçirdik onu. Neyse vazgeçirdik Allah'tan. İkna ettik. Bu siyasette slogan bulma derdini anlamıyorum herhalde. Sizinki çok gerçekten başka bir level. Çok üst düzey bir slogan olmuş. Adam apartman giydirmiş. Apartmanın sloganını yazmış. Değişime hazır mısınız? Ulan ne yapacaksın? İkametgah verirken striptiz mi yapacaksın? NASA'ya şube mi açacaksın? Hayırdır? Neyin kafası? Ya herif bak bu var. Açın Google'a bakın. Boyundan büyük işler yapmaya geliyorum. Herif cüce. Kaldırım yapsan senden büyük zaten olur. Ne yapıyorsunuz ya? Abi bu siyaset gerçekten bak. Yani siyasi espri yapmamaya kendimi şartladım. Olan var olmayan var. Hani her görüşte insan var. Saygı duyuyorum ama. Şimdi bu ülkede böyle bir takım tutar gibi parti tutma mevzusu var. Bir de ben insan tarafından bakmayı tercih ediyorum. Şimdi siyasi bizim bir oyunumuz var. Hırsız diye. Görürseniz gelin izleyin. Çok kaliteli bir oyun. Siyasi bir taşlama. Ben mesela başbakan olarak mesela en favori başbakanımız kim diye geçmişe dönerseniz bana isim verebilir misiniz? Şu diyor. Süleyman Demirel. Bak güzel. Şuradan çok konuşma sesi geliyor. Buradan. Gerçi aramızda konuşma sesi var. Sevinirim. Dağılıyorum. Süleyman Demirel başkan. Ecevit. Adam böyle valla son anına kadar bir koltuk sevdası var bizde. Benim en favori başbakanlarımdan birisi Binali Yıldırım da abi. İster sevme yani adam bak kusura bakmayın abi. Yani adam çok karmaşık bir şeyi halka çok güzel anlatıyordu. Millet de anlıyordu herhalde. Yani Google yatırım yapmış böyle bu cloud sistemini bulmuş. Bulut sistemini. Geldi baba anlattı. Şimdi bulut dedikleri bir olay var. Bence o var ya, bir şey çekiyor abi o. Ben böyle bir kafa görmedim ya. Bulut dedikleri bir olay var. Öyle düşünsene şimdi bak. Öyle baktığın zaman öyle abi. Şimdi biz hiç mi biz yani? Kafa kıyak oldu mu anlarız değil mi? Şimdi içine ne bulursan atıyorsun. Ama onlar karışmıyor. Allah'ın bir hikmeti. Çok kafayı takmayacaksın, yoksa kafayı kırarsın yani. Adam abi anlattı mı bulut sistemini, anlattı bitti. Bulut. Adamın milyar dolarlık yatırım oldu, bulut. En favori başbakanım benim Tansu Çiller'di, kusura bakmayın. Amerika'dan ithal gelmişti. Yeniler bilmez, bizim jenerasyon çok iyi bilir. Anamızı ağlar çünkü. Ülke hakkında en ufak fikri yok ablanın. Gelip burada bacınız şöyle, bacınız böyle, bacınız bilmem ne falan filan mitinglerde konuşurdu. Ama sürekli pot kırardı. Bugün 3 dakika ebleh diyemedi. Ebleh. Bak aç YouTube'da var. Ebleh. Kadın konuşamıyor çünkü yabancı dedi Türkçe. Kadın İngilizce eğitim almış, Amerika'da büyümüş falan. Niyeyse geldi bize, başbakanlık yaptı. Miting yapıyor kadın. Göster, nerede? Kimin? Senin mi? Vallahi kim? Kim sana abi? Sen abi, vallahi para verdin.
Ben buradan devam edeyim. Burası çok güzelmiş ya. Burası çok güzelmiş abi. Oo, kebap ha. Delinin birini çık oradan izle. Rahat mısınız? Abi ne oldu? Niye kalktınız? Mevzu rahat ol. Tamam. Vallahi. Ha öyle mi? Ha. Sen nereden geliyorsun abi? Tuvaletten mi, teraviden mi? İkisi de senin, sana dair fikrimi şey belirleyecek. Ne, tuvaletten mi? Teraviden, Allah kabul etsin. Hepimize dua et abi. Biz de burada günah işliyorduk işte. Bu gece de zam geliyor. Zam. Vallahi bile anamız ağladı ya. Diyorlar ki siyasi espri yapma, soruşturma açarlar falan. Ulan zaten hayatınız şey oldu yani, espri oldu ya. Her gün neyse girmeyeceğim, dur tavsiyelere gideyim. Nasıl olsa kadın şu anda yok gündemde. Ona sallayabiliyoruz. Ötekine salladık mı hemen alıyorlar. Ya şimdi kadın miting yapıyor. Hani Allah'a emanet olun deyip bitirecek. Kadın diyordu ki mesela, kaç defa dedi bunu. Yüce Allah'ı size emanet ediyor. Ulan öyle ağırlık, çok ağır bir sorumluluk. Kitle kalıyordu orada. İlk defa Allah emanet edilmiş bu başbakan tarafından. Ulan nasıl yapacağız? Bu nasıl bir sorumluluk? Neremizde taşıyacağız? Nasıl? Böyle kalıyordu yani, kilitliyordu beyinleri. Bir gün bu Doğu'da miting yapıyor. Erzurum'da, evet. Orada ben konuşurken bacana şöyle bacana, bizim bir tanesi kesilmiş böyle böyle ön önünde. En sessiz bir anda diyor ki, senin patlığını yedi. Kadın da bunu duyuyor. Hiçbir fikri yok. Dönüyor kurmaylarına. Diyor ki, pıtlık nedir? Aramızda pıtlığın ne olduğunu bilmeyen var mı? Bilmeyen. Bilmiyor musunuz? Senin bilmemen normal, daha küçüksün. Siz bilmiyor musunuz gerçekten? Aa, abi siz anlatır mısınız pıtlığın olduğunu? Ha? Siz de bilmiyorsunuz. Ha, yaşı küçük bilmiyor. Halbuki mevzu sizle alakalı. Bizle hiç ilgisi yok. Ya dönüyor şimdi. Pıttık nedir? Bir anlatın diye. Şimdi kurmaylar. Biri de söylese mesela, tamam mı? Kurmaylar, silme erkek. Nasıl anlatacak ki bunu? Nasıl anlatacak? Şimdi herkes birbirine pası atıyor. En son bir tanesi kalıyor böyle. Bir aklı, evet ben anlatayım falan. Bana geliyor. Ne dedi, söyleyin. İşte genel başkanım, sayın başkanım. Bizim burada pıttık. Yürek demektir diyor. Hah diyor, işte söyleyin ya. Ne de o ya, millet bekliyor. Dönüyor kalabalığa. Bacınızın pıttığı size feda olsun diyor. Çillerin %100 oy aldığı tek yerdir.